Türk Hava Kuvvetleri'nin güç çarpanı, tanker uçaklar, havadan ikmal uçakları, KC-135R'ler uzun yıllardır kullanılıyor. Ve yaş ortalamaları da artık 50'nin üzerine çıkmış durumda. Ve bu uçakların değiştirilmesi için de bir süredir çeşitli çalışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz aylardaki videolarımızda Airbus'un önerisi A330 MRTT'yi size tanıtmıştım. Bu programımızda da Alternatif olarak Boeing tarafından sunulan KC-46 Pegasus'u inceleyeceğiz. KC-46 767 yolcu uçağından geliştirildi ve askeri görevlerle bir tanker hem de havadan ağır nakliye yapabilecek bir platform haline getirildi. İşte KC-46'nın hikayesini birlikte izliyoruz. Günümüzde tanker uçaklar bir hava gücü açısından adeta güç çarpanı. Normalde savaş uçakları ek yakıt tanklarıyla daha uzun menzile gitmek yerine tanker uçaklar olduğunda burada işte gövde veya kanat altındaki paylonlarına ek yakıt tankı yerine bomba veya füzeler takıyorlar. Hem silah güçlerini arttırıyorlar hem de daha uzuna daha fazla havada kalıp uzak yerlere operasyon yapabilir hale geliyorlar. Bu görevlerde de tanker uçaklar kullanılıyor. Amaç burada savaş zamanında tanker görevlerinin yanı sıra personel naklinin gerçekleştirilmesi, acil yüklerin taşınması gibi görevlerde de tanker uçaklar kullanılıyor. Ve Türk Hava Kuvvetleri de bir süredir artık kullanım ömürlerinin yavaş yavaş sonuna gelen KC-135R'leri yenilemek üzere çalışma yapıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde de benzer bir durum var. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ana tanker gücünü aynı Türk Hava Kuvvetleri'nde olduğu gibi KC-135'ler oluşturuyor. KC-135'lerinde bir tık üzerinde 3 motorlu zamanın efsane yolcu uçağı DC-10'dan geliştirilmiş KC-10 nakliye uçakları oluşturuyor. 2000'li yılların başında Amerikan Hava Kuvvetleri iki tip tanker uçağı birleştirip tek bir model üzerinden gitmek üzere bir proje başlattı. Ve bu projede de Boeing 777 yolcu uçağından bir model geliştirip bunlarla ilgili çalışmalarını yapacağını Amerikan Hava Kuvvetleri'ne bildirdi Rakip olarak da Avrupalı Airbus A330 modeliyle ihaleye girmiştir. Yapılan incelemeler sonrasında Amerikan Hava Kuvvetleri 777'den biraz daha küçük bir uçağa Boeing'den talep etti. Ve 767 yolcu uçağı için çalışmalar Boeing tarafından başlatılmış oldu. Ancak ihale süreci oldukça ilginç geçti. Amerikan Hava Kuvvetleri önce tercihini A330'dan yana kullanınca adeta Amerikan Kongresi'ndeki çeşitli senatörler kazan kaldırdı ve bu ihalenin Boeing tarafından kazanılması gerektiğini belirttiler. İhale iptal edildi. Tekrar yapıldığında Boeing de tekrar masaya oturuldu ve kazanan 767'den geliştirilecek KC-46 Pegasus modeli oldu. Boeing hemen çalışmalara başladı. Amaç ekonomik uçuş operasyon maliyetlerine sahip, e, yüksek operasyon yüzdesine taşıyan bir yolcu uçağı modeli üzerinden gidilmesiydi. Sıfırdan bir uçak tasarlansa işte oluşabilecek teknik problemler, tasarım süreçleri işleri uzatacakken mevcut bir model üzerinden gitmenin daha hızlı bir çözüm olacağına karar verildi. İlk KC-46 modeli 2014 yılında gökyüzüyle buluştu ve uçağın arkasına boom olarak adlandırılan havadan yakıt ikmali sağlayan sistem buraya yerleştirildi. Boeing 2015 yılının Mart ayında ilk havadan ikmal görevini C-17 nakliye uçağına gerçekleştirdi. Ancak burada küçük bir problem yaşandı. İki büyük uçağın arka arkaya gelmesiyle birlikte özellikle C-17 bu iki büyük uçağın oluşturdu. Türbülanstan etkilendi ve bununla ilgili bir aerodinamik değişikliğe gidilme kararı alındı. Testlerin sonrasında ise işte daha küçük olan F-16, F-15, F-18, A-10 gibi uçaklara yakıt ikmal yapıldı. Onlarda herhangi bir problem olmadı. Ee, Boeing gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra 2020 yıllarının başından itibaren KC-46'ları Amerikan Hava Kuvvetleri'nin onayına sundu. Ve uçaklar yavaş yavaş kabul edilmeye başlandı. Yapılan anlaşmaya göre Amerikan Hava Kuvvetleri toplam 128 adet uçak siparişi vermişti. Bugüne kadar 68 uçağın teslimatı tamamlandı. Halen bu uçaklar Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Uçaktaki uçuş ekibi iki pilottan oluşuyor. Kokpitte ayrıca normalde tanker uçaklarda görev yapan boom operatörü kokpitin hemen arkasında özel bir yerde bulunuyor. Normalde bu KC-135 uçaklarında en arkadadır. Özel bölümde uçağın arkasına konulan özel bölümde Bum operatörü adeta yatarak görev yapar havadaki o bum yani o yakıt veren sistemin hareketini sağlar yanlarında özel kanatçıklar vardır uçak manevrasını yaparken bum operatörü de o yakıt ikmal hortumunun durumunu hazırlar ve birleşme gerçekleştirilir havada ikmal yapılır. 767'nin arka kokpitinde, KC-46 konseptinde burada boom operatörü arkada değil önde yer alıyor. Ve tüm gelişmeleri özel kamera sistemlerinden takip ediyor. Ee, Boeing'in yaptığı çeşitli aerodinamik testlerin arkasından orada bir tasarım değişikliğine gitmişti. Aynı zamanda kamera sistemleriyle ilgili özellikle gece ve e, şimşek çakan havalarda, zorlu hava şartlarında da buradaki kameralarla ilgili yeni bir düzenlemeye, yeni bir tasarıma gidildi. Bu operatörü görmeden, kamera görüntülerine bakarak sadece bu işlemi yapabilecek hale geldi. Kokpitte ayrıca 3. pilot içinde ekstra bir yer bulunuyor. Çünkü uçuşlar uzun olduğu için pilotlar dönüşümlü uçarak bu görevi gerçekleştiriliyor. Uçak normal zamanda kabinin içine yakıt ikmal görevlerine gitmediği zaman koltuklar yerleştiriliyor. Burada 114 yolcu veya 58 hasta sedeleriyle birlikte uçabiliyor. Aynı zamanda kabine konan 18 adet paletle birlikte ağır yükler taşınabiliyor. Uçağın toplam kargo kapasitesi ise 29500 kilograma ulaşıyor. Uçağın toplam taşıdığı yakıt ise 96,2 ton. Uçakta 2 adet Pratt Whitney imalatı 4062 serisi jet motor bulunuyor. Her motorun itiş gücü yaklaşık 62000 libre. KC-46 saatte 914 kilometre hıza çıkabiliyor. Menzili ise 11830 kilometre. Aynı zamanda uçak 40100 fite kadar da yükselebiliyor. KC-46 klasik bir tanker uçak değil. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilot Yarbay Josh Ramfro ilginç bir noktaya dikkat çekiyor. Uçağın taşıdığı elektronik sistem ve radarında önemini belirten Yarbay Renfro, geçen yıl bir tatbikatta tanker uçak mürettebatı yanlarında koruma yapan savaş uçağından çok daha önce düşman tehdidini tespit etti. Yönlendirmesiyle düşman savaş uçağı bertaraf edildi diyor f satmak için birçok ülkedeki ihaleye katıldı. Amerika Birleşik Devletleri dışında aldığı ihalelerden ilki Japonya'daydı. Japonya aslında iki uçağı yakıt ikmal olarak Amerikan Hava Kuvvetleri'nin ihalesinden önce sipariş vermişti. Daha sonra bu siparişe 4 adet daha uçak ekledi. Japonya malum ada ülkesi son zamanlarda Çin ve bölgede artan tansiyonla birlikte bu uçaklar yoğun olarak kullanılıyor. Bir başka kullanıcı ise İsrail Hava Kuvvetleri olacak. İsrail Hava Kuvvetleri 4 adet kesin, 8 adet de opsiyon toplam 12 adet sipariş vermiş durumda. Boeing aynı zamanda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu farklı ülkelerdeki tanker uçak ihalelerini de yakından takip ediyor. Evet önümüzdeki aylar görünen o ki Türk Hava Kuvvetleri açısından Airbus bir taraftan A330 MRTT'yi ortaya koyarken karşısında da Boeing KC-46 Pegasus da çıkıyor. Bakalım rekabet nasıl bir yere gidecek ben de açıkçası merak ediyorum. Sonuç olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin yaklaşık yaş ortalamaları 50'nin üzerinde olan KC-135R'leri değiştirmeye ihtiyacı var. Alınacak uçaklarının minimum sayısının... 7 civarında veya daha fazla olacağını ben açıkçası tahmin ediyorum. Çünkü tanker uçaklar programın başında da belirttiğim gibi havadan ikmalin yanı sıra yolcu taşıma, asker nakli, askeri malzemenin götürülmesi veya barış zamanında işte yaşadığımız en son deprem felaketini hatırlayın. Deprem felaketinde malzemelerin hızlı bir şekilde bölgeye ulaştırılmasında gerçekten çok önemli role sahipler.